Saygıdeğer konuklar, Cem Vakfı Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Cem'imize hoş geldiniz diyor, saygılarımızı sunuyoruz. Chers invités, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette conférence organisée par la présidente de service de la religion alevite islamique de la Fondation Cem. Ladies and gentlemen, welcome to our Cem ritual organization by the presence of Alevi Islam Religion Service of the Cem Foundation. Now, please rise for 1 minute, homage to great of our leader, Republic leader, Mustafa Kemal Atatürk, and for all the martyrs of our nation, and then national anthem. Je vous invite à présenter, à respecter 1 minute de silence en mémoire du grand fondateur de notre République, Mustafa Kemal Atatürk, ainsi que de toute martyr qui se représente pour l'éternité, puis à réciter notre hymne national. Attention, merci à tous. Şimdi sizleri Cumhuriyet'in kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyoruz. Dikkat! Konuklar, hemen programın başında iki önemli uyarıda bulunmak istiyorum sizlere. Öncelikle buluşmamız iki dilimde oluşmaktadır. İlk dilimde konuşmalar ve okunacak deyişleri alkışlarla eşlik etmenize bir sakınca yoktur. Cem yürütüldüğü an itibarıyla alkışlamamanızı şimdiden rica ediyoruz. Şu anda salonda bulunan bu kalabalık kadar Abdi İpekçi Spor Salonu'nun dışında aynı oranda bir kalabalık beklemekte. Sokaklarda trafik çok yoğun. Oradaki buraya ulaşamamış, içeri girememiş dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sizlere elimize ulaşan mesajları aktaracağız. Yoğun programım sebebiyle katılamadığım düzenlemiş olduğunuz Cem törenine davetiniz için teşekkür ederim. Alevi İslam anlayışının Alevi Bektaşi Mevlevi uygulaması olan Cem'in tanıtımı amacıyla düzenlenen bu anlamlı günde bir araya gelen tüm misafirlere en içten sevgi ve selamlarımı sunarım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. Tarafıma göndermiş olduğunuz nazik davetinize teşekkürlerimi bildirirken, yoğun çalışma programlarım nedeniyle anlamlı etkinliğinize katılamayacağımdan dolayı üzüntülerimi belirtmek isterim. Cem'e Davet adlı etkinliğinizin mutluluk ve başarı içerisinde geçmesini temenni eder, etkinliğinize katılan tüm katılımcılara selamlarımı iletir, esenlikler, dileklerimle saygılarımı sunarım. Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Serdar Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı. Güldal Akşit, Devlet Bakanı. Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı. Profesör Doktor Ali Bardakoğlu, Diyanet İşleri Başkanı. Muzaffer Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı. Abdullah Tütüncü, Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi Türkiye Temsilcisi. Alişan Hızlı, Cem Vakfı Avrupa Koordinatörü. Ve Arif Atay. Now, Mr. Celal Dinçer, General Manager of the Cem Foundation, will make a welcome speech. Je voudrais présenter, appeler le directeur général de la Fondation Cem, Monsieur Celal Dinçer, pour son discours de bienvenue. Şimdi de sizlere bir hoş geldiniz konuşması yapmak üzere Cem Vakfı Genel Müdürü Sayın Celal Dinçer'i huzurlarınıza çağırıyoruz. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz, Sayın Bakanlarımız, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Mülkidar Amirlerimiz, Sayın Büyükelçi ve Konsoloslarımız, Sayın Belediye Başkanlarımız, üniversitelerimizin saygıdeğer öğretim üyeleri ve temsilcileri, dini cemaatlerin saygıdeğer temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, Bulgaristan, Makedonya, Almanya ve Yunanistan'dan gelen saygıdeğer konuklarımız, Türkiye'de Alevi-Sünni kaynaşmasını sağlamak, ulusal birliğimizin pekişmesinde ve Alevi İslam inancının gerçek anlamıyla gün yüzüne çıkıp kendini ifade etmesinde yoğun uğraş veren, uluslararası hukuk alanında önde gelen bilim adamı, demokrasi ve insan hakları savunucusu ve Cem Vakfı'nın kurucusu ve genel başkanı Sayın Profesör Doktor İzzettin Doğan. Saygıdeğer İstanbullular, hepinizi en içten duygularla selamlıyor. Davetimize teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Şimdi sizlere Cem Vakfı hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Cem Vakfı 1995 yılında Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı adı altında evrensel kültür değerlerini yakalayan engin ve eşsiz kültür mirasımızın özellikle tasavvuf kültürünün araştırılması, ortaya çıkarılması amacı doğrultusunda seminer, briefing, konferanslar ve araştırmalar düzenlemek, kültürel faaliyetlerde bulunmak, dil, din, ırk, renk ayrımı yapmaksızın maddi imkandan yoksun herkese eğitim, öğretim ve diğer konularda yardım yapmak ve toplumda dayanışmayı, sevgiyi geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Kuruluşunun 10. yıl dönümünde ilk kuruluş günündeki hedefleri doğrultusunda çalışmalarına büyük bir azimle devam etmektedir. Cem Vakfı Atatürk devrimleri ışığında ülkemizde Alevi İslam anlayışının tüm değerlerinin yaşatılması, araştırılması ve tüm halka anlatılması için yoğun çalışmalar yapmaktadır. Bu etkinliğin düzenlenmesinde bizleri teşvik ve önderlik eden Cem Vakfı Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın İzzettin Doğan'a, Cem Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine, Cem Vakfı kurucu üyelerine, etkinliğin hazırlanmasında geceli gündüzlü fedakarca çalışan Cem Vakfı ve Cem Radyo çalışanlarına, Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı çalışanlarına ve tüm dedelerimize, hepinize, bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Hello with the warmest wishes to you, all welcome and thank you for coming. Now,
I would like to say the GEM Foundation and its work. Established in 1995, the Republican Education and Cultural Center Foundation continued to work alone. It is initial target for 10 years. The GEM Foundation keeps on research about the Alevi Islam faith and explain it to the population according to the Atatürk principle. Professor İzzettin Doğan, founder and president of the GEM Foundation. The GEM Foundation has also given importance to the publication of the books and has spent maximum effort to let the people learn the truth. Till today, 10 works has been published by the GEM Foundation. Thank you very much. Thank you. Today's agenda will be conducted in two sections. In the first section, we will hear speeches, then watch a Berkovision screening, and then provincial songs sounded by Alek Bercek and Aynur Haşhaş. In the second section, there will be a jam ritual. Please do not applaud and stay calm and silent during the jam ritual. Thank you again for your attention. Now, I'd like to invite Mr. Ali Rıza Uğurlu, President of Alevi Islam Religion Services, to make his speech. Notre réunion d'aujourd'hui se divisera en deux étapes. Dans la première partie de ce discours, ainsi que projection multivision, nous écouterons la poésie de notre artiste Alek Perçiçek et Aynur Haşhaş. La deuxième partie sera réservé à une application de GEM. Une fois la cérémonie GEM commencée, je vous prierai de la suivre en silence et de ne pas applaudir. Merci à tous. Je voudrais maintenant inviter le président Ali Rıza Uğurlu afin qu'il vous présente son discours. Değerli konuklar, etkinliğimiz iki bölüm halinde gerçekleşecektir. Birinci bölümde açılış konuşmaları, Berkovision gösterisi ve sanatçılarımız Ali İkber Çiçek ile Aynur Haşhaş'ın seslendireceği deyişler bulunmaktadır. İkinci bölümde ise cem yürütülecektir. Bu bölüme, yani ceme alkışlarınızla eşlik etmemenizi rica ediyoruz. Ve şimdi konuşmasını yapmak üzere Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Sayın Ali Rıza Uğurlu'yu huzurlarınıza çağırıyoruz. Sevgili canlar, cümlenizi Yunus'umuzun aşkıyla, sevdasıyla selamlıyor, hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Cem Vakfı ve Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı olarak neden böyle bir inançsal etkinliğe gerek duyduk? Ülkemizin ulusal birliğine ve barışına katkı sağlamak için. Bütün inanç sahiplerinin, Alevilerin, Bektaşilerin, Mevlevilerin, Nusayrilerin, Sünnilerin, gayrimüslimlerin, kısaca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin barış ve dostluk içinde birbirlerini tanıyıp el ele vererek sevgi ve hoşgörü içinde yaşayabilmeleri için, birbirimizin inançsal farklılıklarına saygı ve sevgiyle bakmak için yaptık. İbadetlerimiz bilinmediği için hep iftiralara ve yanlış anlaşılmalara maruz kaldık. İnsanlar birbirini tanımalı ve bilmeli ki araya düşman girmesin ve peşin hükümlerle yapılacak istismarlar da ortadan kalksın. İslam, barış, güven ve huzurun adıdır. Barış, güven, huzur ve esenliğin olduğu yerde İslam da vardır. Allah katında din İslam'dır. Barış ve esenlik içinde Allah'a teslim olmaktır der Yüce Kitabımız. Hazreti Peygamber Efendimiz de buyurur ki, kişinin dini aklı nispetindedir. Yani kişi dini algılarken o akla algılama biçimini ve kapasitesini veren içinde yaşadığı toplumun koşullarıdır, örfleridir, adetleridir ve inancı da kendi aklı nispetincedir. Bu duygularla cümlenizi selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim. And now I'd like to invite Professor İzzettin Doğan, a leading specialist academician in the field of international law, who has gone to great efforts of forming
peace and brotherhood in Turkey. Also, founder and president of Republican Education and Cultural Center Foundation for his speech. À présent, celui qui, en Turquie, a œuvré pour la disparition de la froideur entre Alevi et Sunni, pour la consolidation de notre unité nationale, celui qui s'est attaché à montrer les véritables significations de la croyance islamique Alevi, se mettre dans le domaine du droit international, ce défenseur des droits de l'homme et de la démocratie. Le président fondateur de l'association GEM, j'ai nommé Monsieur Professeur Dr Izzettin Doğan. Sayın bakanlar, sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanları, kor diplomatiğin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının genel başkanları, yurt dışından, yurt içinden buraya kadar bu cemi seyretmek, izlemek üzere gelen çok değerli konuklar, basının ve medyanın değerli temsilcileri, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, Alevisiyle, Sünnisiyle, Şafisiyle, Hanbelisiyle, Hristiyanı, Musevisiyle, inananı, inanmayanıyla bugün hepiniz buraya şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi ayrı ayrı en içten sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biliyorum hepinizin içinde bir an önce Cem'i izlemek duygusu yattığı için mümkün olduğunca içinizde konuşmaların kısa olduğunu istediğinize dair bir duyguyu taşıdığım için ve sizleri bir an önce o izlemek üzere geldiğiniz Cem'le baş başa bırakmak için sözlerimi kısa tutmak istiyorum. Bugün her toplantıda gelenek olduğu üzere bir tarihi günden söz edilir ama bugün gerçekten tarihi bir gün. Bin küsur yıldan beri sürekli kendi alanında bulunduğu yerde Tanrı ile insan ilişkisini kurmaya çalışmış olan bir İslam anlayışı bugün bütün çıplaklığıyla su üstünde sadece Türk halkının değil, tüm dünyanın gözleri önünde icra edilecek. Bu çok önemli bir gelişme. Neden buna ihtiyaç hissedildi? Din Hizmetleri Başkanımız Sayın Ali Rıza Uğurlu bir nebze bahsettiler. Ama müsaade ederseniz bir iki kelimeyle ben de neden böyle bir cem icrasına ihtiyaç hissedildi onu söylemek isterim. Bin küsur yıla yakın bir zamandan beri Türk kavimlerinin İslam'ı kabul edişinden bu yana Şahmet Yesevi ile birlikte toplu halde müzik eşliğinde kadın erkek bir arada Kur'an hükümlerini ve gereklerini icra eden ve ismine Alevi İslam anlayışı dediğimiz Bektaşiliği, Mevleviliği, Nusayriliği hatta belirli bir ölçüde Caferiliği de kapsayan bu anlayış Osmanlı Hanedanlığı'nın son 400 yılında çok büyük zulümlerle karşı karşıya kaldı. Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran düşüncenin Alevi İslam düşüncesi olmasına, devletin omurgasını oluşturan Yeniçeri Ocağı'nın yani Osmanlı ordusunun Pirinin Hacı Bektaş Veli olmasına rağmen bir takım iktidar kavgaları sebebiyle Alevi İslam anlayışı ancak dağlarda, dağ eteklerinde ya da orman içlerinde
hayat bulmaya devam etti. Ta ki bir bağımsızlık savaşıyla Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türk halkının tümünü arkasına alarak yeni bir devlet modelini, yani temelinde devletin inançları karşısında tarafsız, inançlara müdahale etmediği ama inançların da devletin işleyiş biçimine referans olarak kullanılmadığı bir modeli bu ülkede kuruncaya kadar. Fakat kabul etmek gerekir ki Aleviliğin dağ başlarından kasabalara, oradan büyük şehirlere gelişi çok eski bir olay değildir. Fakat Osmanlı Hanedanlığı'nın son 400 yılında Aleviler anne bacı tanımazlar, cemlerinde mum söndürürler gibi iftiralarla halkı bunaltmış olan bu düşüncenin dağılması Türkiye'de kolay olmadı. Bizim çabalarımızla ve huzurlarınıza kendilerine teşekkür etmekten büyük bir keyif alıyorum. Sünni ulemanın önde gelen insanlarıyla, Yaşar Nuri Öztürk gibi, Lütfi Doğan gibi, Niyazi Öktem gibi, Mehmet Ali Kılıçbay gibi, Hüseyin Atay gibi, Ethem Ruhi Fığlalı gibi, İslam'ın Sünni ve diğer yorumlarını Türkiye'de en iyi bilenlerle birlikte yüzlerce, binlerce mübalağa etmeden sempozyumlarla, tartışmalarla halkı aydınlatmaya çalıştık. Bu çok önemli bir görev diye düşünüyorduk. Çünkü Anadolu'yu İslam kılan, Müslümanlaştıran, Balkanları Müslümanlaştıran hareket Arap kavimlerinin hareketi değildir. Türk kavimlerinin ve özellikle de Orta Asya'dan gelen Alperenler diye bilinen, Orasan Erenleri diye bilinen insanların getirdiği ışıkla bu ülkede İslamiyet vücut buldu, gelişti ve ta Tuna boylarına kadar, Gülbaba'ya kadar uzanan bir ışığın yanmasını sağladılar. Buna rağmen, yani işlerinde Belh şehrinden gelen Mevlana, Nişabur'dan gelen Hacı Bektaş-ı Veli, Horasan'dan gelen Ebul Vefa, Hoy şehrinden gelen Abdal Musa ve daha nice yüzlercesi, keza Horasan'dan gelen Geyikli Baba'dan tutun Kızılderili Sultan'a, Balkanlardaki Demir Baba'ya kadar giden yüzlerce Alevi İslam anlayışını benimsemiş olan misyonerlerin sayesindedir ki Anadolu Müslümanlaşmıştır. Ama bu ülkede neye tanık olurdu? Bu ülkede hala bakan düzeyinde, hem de din hizmetlerinden ilgili ve sorumlu olan bakan düzeyinde bu Alevileri bir tanımak istiyoruz, bir hukuki statü tanımak için. Acaba bunlar Müslüman sayılır mı, sayılmaz mı? Henüz onları yeterince tanımıyoruz diyecek kadar kendi işgal ettikleri makamın ağırlığıyla orantılı olmayan hafiflikte beyanda bulundular ve bu tavırlarından da bugüne kadar vazgeçtiklerini görmüyorum. Oysa Mevlana Müslüman olmayacak, Yunus olmayacak, Hacı Bektaş-ı Veli olmayacak. Yani Türkiye'de, bugünkü Anadolu'da, Balkanlar'da bu bölgeleri Müslümanlaştıran insanlar, bugün Müslümanlıkları, çünkü onlara tabi olanlar, Mevleviler, hala huzurlarınızda söylüyorum ve söylerken de utanıyorum bir uluslararası hukuk profesörü olarak, kendi ibadethanelerini kullanamıyorlar. Ancak kira verirlerse oralarda ibadet edebiliyorlar. Bu kabul edilebilecek bir olay değildir. Ama biz bütün bunlara rağmen büyük bir soğukkanlılıkla ve kendi İslam anlayışımızın, yani barış ve sevginin Tanrı'nın emri olduğunu, buyruğu olduğunu bilen ve inanan insanlar olarak siyasetçilerin yanlışlarını başka yanlışlarla karşılamadık. Halkı aydınlatarak, onlara
Türk kavimlerinin İslam yorumunun ne olduğunu, Yunusların, Mevlanaların, Hacı Bektaş-ı Velilerin, Teslim Abdalların, Aşık Veysellerin yeniden kitaplara konarak, okutularak Alevi yurttaşlar gibi Sünni kardeşlerimizin de isteyen varsa çocuklarını o eğitimlerle büyütmelerini sağlamaları için bu mücadeleyi başlattık ve o mücadelede devam ediyoruz. Sevgili dostlar, yaşadığımız çağ hiç tereddütsüz olarak tanımlanmak gerekirse demokrasi ve insan hakları çağıdır. Ve bu sadece kürsülerden söylenen sözlerle ifade edilen bir tanım değildir. Dünyanın nizamını temin eden ve tespit eden Birleşmiş Milletler şartından sonra 1990'da Paris şartıyla bütün bu alanlar uluslararası hukukun düzenlediği alan haline gelmiştir. Bugün Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu yüklenenler, açıkça isim veriyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi, istediği kadar lider kadrolarının ağzından Alevileri, Bektaşi, Mevlevileri görmezlikten gelsinler. İstedikleri kadar böyle insanlar bu ülkede bu kimlikleriyle acaba yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı sorusuna bigane kalsınlar. Şunu bilmeleri gerekir ki uluslararası yasalar eninde sonunda bu ülkeyi yönetenlerin önüne konur. Ve biz bunu 10 küsur yıldan beri bu ülkeyi yöneten tüm başbakanlara ifade ettik. Bu ülkenin başbakanları yanlışlarını gördüler ve doğru istikamette adımlar atmaya başladılar. Ve geldikleri nokta ise Cem Evlerinin yapımına destek olmak ve 1997'de Hacı Bektaş'ta Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak devlet adına halkının tümüne dünyanın huzurunda söz vermek oldu. Sayın Bülent Ecevit'in başbakan yardımcısı sıfatıyla, Sayın Mesut Yılmaz'ın başbakan sıfatıyla, Sayın eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Beyefendi'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Sayın Hüsamettin Cindor'un partisini temsilen İsmet Sezgin Beyefendi'nin başbakan yardımcısı sıfatıyla Hacı Bektaş'ta halka söyledikleri medyanın basının önünde şuydu: bugüne kadar yapılan yanlışlıklar bir daha yapılmayacaktır. Eğer bundan böyle din hizmetleri için genel bütçeden herhangi bir pay ayrılacak olursa tüm yurttaşlara adil bir biçimde pay edilecektir sözünü verdiler. Bu yıl bütçeden din hizmetlerine tahsis edilen para 1 katrilyon liranın üzerindedir. Alevi, Bektaşi, Mevlevi yurttaşlara cemlerini böyle sizleri sıcak spor salonlarında değil ama güzel Alevi, Sünni, Şafi, Hristiyan hem kim istiyorsa gelip izleyebilecekleri güzel mekanlar yapabilmek için bu bütçeden kendilerine düşen payları alsalardı Türkiye hiç şüpheniz olmasın Mevlana'ların, Yunusların, Hacı Bektaş Velilerin yaşadığı, Hristiyanların, Musevilerin, Müslümanların kucak kucağa kardeşçe barış içinde yaşadıkları yeniden Anadolu'yu görebilirler, göreceklerdir de. Bugüne kadar üzüntüyle izledik. Neden üzüntüyle izledik? Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde 1963 Ankara Antlaşması'nın imzalanmasından bu yana Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin üyesi olmak ve böylece hem kendi güvenliğini sağlamak hem de o ülkelerin refah düzeyini yakalayabilmek amacıyla Türkiye ile ilgili kararının yürürlüğe konmasından bu yana hep Avrupa ülkeleri ve çok önemli ölçüde de haklı olarak Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin
Avrupalılar düzeyinde olmadığını bir eleştiri olarak önümüze koydular. Ve biz Sayın Başbakanlara bunun kendi önlerine konacağını ve başında da Alevilerin hakları meselesinin konacağını bu işi yıllardır okutan birisi olarak söyledim. Bugün Avrupa Birliği ilerleme raporunda Alevilerin haklarının verilmesi Kopenhag kriterleri kapsamında kabul edilmiştir ve 2004 sonuna kadar da halledilmesi gereken meseleler kapsamında mütalaa edilmiştir. Ama biz bugün dava açmaya kalksak, hükümetin Alevilere bütçeden hiçbir pay vermediğini, Alevi yurttaşların, çocuklarının din derslerin mecburi olduğu için kendi çocuklarının İslam'ı Mevlana'nın, Yunus'un, Hacı Bektaş Veli'nin algıladığı şekilde okumasını istememize rağmen kulak tıkamalarını, radyo ve televizyonlarda Alevi İslam anlayışının halka anlatılabilmesi için saat ayrılması gibi taleplerini görmezlikten gelen siyasi iktidarın bütün bu yanlışlarını davalar yoluyla bugün Türk mahkemelerinin önüne taşısak en az 30 bin küsur davaya bu hükümeti muhatap kılarız. Ve bugün toplanmış olan vekaletlerin sayısını sınırlayıp durdurduğumuz içindir. Ama büyük bir sorumluluk duygusuyla Avrupalılar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş için müzakere tarihi vermesinden kaçınmasın, bunu bir bahane olarak kullanmasın diye bu davaları açmayı askıya aldık. Ve hükümete bu tavrımızda destek verdik. Onlara herhangi bir sorun çıkarmadan Avrupa Birliği'nin Alevilerle ilgili meseleyi niye çözmüyorsunuz demelerini engellemek açısından bunu şu anda bağrımızda saklı tutuyoruz. Hükümetin gösteremediği sorumluluk duygusunu ya da kaçındığı sorumluluk duygusunu biz bir sivil toplum kuruluşu olarak ve bu ülkede sayılarının 25 milyonu aşan bir kitle olduğunun bilincinde olarak ve bu işleri iyi kötü 40 yıldır üniversitede derslerini okutan birisi olarak bu tür davalarla Avrupalıların eline Türk hükümetinin önüne koyacakları bir kozu vermek istemedik. Ve huzurunuzda açıkça söylüyorum batılı dostlarımıza, biz kendi meselelerimizi burada çözeceğiz. Eğer siyasi iktidarlar bundan kaçınırlarsa hukuk yoluyla bu ülkede yargıçlar vardır, mahkemeler vardır, mahkemeler yoluyla hükümetleri dize getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu itibarla Alevilerle ilgili sorunları lütfen batılı dostlarımız bu hükümetin önüne müzakere tarihi verilmesini geciktirmek için bir bahane olarak kullanmayınız. Bu hükümete de huzurlarınızda seslenmek istiyorum. Gözünüzü kapatmakla, güneşe baktığınızda güneş yokmuş gibi davranmakla bu ülkede barışı sağlayamazsınız, kardeşliği sağlayamazsınız. Bu ülkede eğer dostluğu, kardeşliği sağlıyorsa bunu Türk halkı Alevisiyle, Sünnisiyle, Şafisiyle, Caferisiyle, Hanbelisiyle, Hristiyanı, Musevisiyle hepimiz birbirimizi sevdiğimiz için ve bu ülke Yunusların, Mevlanaların, Hacı Bektaş Velilerin, Aşık Veysellerin ülkesi olduğu için barış içindeyiz ve ebediyete kadar da barış içinde kalmaya devam edeceğiz. Ama bu ülkeyi yönetmeye talip olanlar da asgari sorumluluklarını yüklenmeliler ve vatandaşların barış içinde birbirini daha çok severek yan yana
dayanışma içinde yaşamalarına destek vermeli ve asıl görevlerinin bu olduğunun bilincine bir an önce varmalıdırlar. İşte bu CEM bu iki amacı gerçekleştirecek. Bir tanesi bugüne kadar Alevilerin uygulamasıyla ilgili olarak ve sırf Arap değerlerini, Arap İslam anlayışını bu ülkedeki insanların tümüne sanki başka bir yorum yokmuş gibi empoze etmeye çalışan tabuyu yıkmak, Sünni, Alevi bu ülkede yaşayan herkese, Hristiyan Müslümanlara bir cemde kadın erkek niye beraberdir, neden cem yapabiliyorlar? Hem de müzik eşliğinde semahlarla, acaba mum söndü filan var mı gibi iddiaların bir daha kesinlikle söylenmemesi için tertip edilen bir cemdir. Bir de Türkiye'de şartlar ne olursa olsun, Türkiye'de barışın, halk içindeki barışın en büyük kaynak olduğunu, en büyük servet olduğunu hiçbir zaman unutmadan onu sunmak istedik. Görüyorsunuz burada erkekler kadar kadınlarımız da var. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç şüphe etmiyorum ki görmek istediği tablo ve bütün dünyanın görmek istediği çağdaş tablo bu tablodur. İbadete, İslam'da ibadete yüzyıllardan beri mevcut olan bir anlamı tekrardan kazandırmak istiyoruz. Bu sefer altını çizerek hepinizin huzurunda. Hacı Bektaş Veli'ye soruyorlar. Bu kadın acaba bizim gördüğümüz özellikle Arap Yarımadası anlayışında aklı fazla uzun değil. Erkeğin filan kaburgasından yapılmış deniyor. Doğru mudur dediği zaman Hacı Bektaş Veli'nin bundan 700 küsur sene önce verdiği cevap şudur. Arslanın erkeği arslandır da arslanın dişisi arslan değil midir? İkisi de arslandır. Ne var ki Arap Yarımadası'nda her şey bir şey iken kadın hiçbir şeydi. Ve cahiliye döneminin yaşandığı bu dönemin değerleri tabii ki İslam'la birlikte birdenbire ortadan kalkmayacaktı ve kalkmamıştır. Kur'an-ı Kerim'in kadına ilişkin ayetleri de tabii ki o bölgede o anlayışla yorumlanacaktı. Ama aynı ayetler Maverai-ü Nehir'de farklı yorumlanmıştır. Ve kadınla erkeğin bir arada ibadet edebileceği ve çünkü orada sadece kendini Tanrı'ya vermek vardır. Öyleyse ne kadın kadındır ne erkek erkektir ibadette. Bunun gösterilmesi için de bu cem düzenlendi. Ben sizleri daha fazla yormak istemiyorum. Hepinize geldiğiniz için, onurlandırdığınız için en içten teşekkürlerimi sunuyorum vakıf adına. Ve Türkiye'de Alevisiyle, Sünnisiyle hepimiz bir bütünüz. Onu herkes böyle bilsin. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a ısmarladık. One of the young generation performs who compiles important folk songs for us. Please welcome Aynur Haşhaş. Nous vous appelons maintenant devant vous l'une de l'interprétant à succès de la jeune génération, Aynur Haşhaş. Genç kuşağın önemli türkü ve deyişlerini bizlere derleyerek ulaştıran bir yorumcuyu buraya çağıracağız. Sayın Aynur Haşhaş'ı alkışlarınızla buraya alıyoruz. Sevgili dostlar, sevgi ve muhabbet yoldaşınız olsun. Sizi saygıyla selamlarım, hoş sefa geldiniz. Thank you.
It is not easy to visualize the Alevi Islam faith and rituals in such a short time. Now, we're watching the Baku Vision screening of the work title Alevi is co-produced by the Cem Foundation Bien and Cem Radio. Ne soit pas facile, nous allons à présenter suivre une projection réalisée communément par la Fondation Cem et la Radio Cem. Kısa bir süre içinde Alevi İslam inancını ve onun ritüellerini görsel olarak anlatmak kolay bir iş olmasa gerek. Cem Vakfı ve Cem Radyo görevlilerinin birlikte hazırladığı Aleviler başlıklı Barko Vizyonu izleyeceğiz şimdi de. Yansın yakılsın çerağımız, azametin nuru aşkına. Yansın yakılsın çerağımız, nübüvvetin nuru aşkına. Yansın yakılsın çerağımız, velayetin nuru aşkına. Yansın yakılsın çerağımız, ehli beytin nuru aşkına. Yansın yakılsın çerağımız, pir hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli aşkına. Yansın yakılsın çerağımız, yolumuz, birliğimiz, dirliğimiz ve ülkemizin aydınlığı aşkına. Ettim Hüda yaptı delili, Muhammed Mustafa yaptı delili. Ol Ali Abadan Haydar-ı Kerrar, Ali Ülmürteza yaptı delili. Hatice Tülkübra, Fatıma Zehra, ol Hayrını Nisa yaptı delili. Ali, Ali, ey erenler! Çün bu sırrı dinledim. Huzuru mürşide vardım bu gece. Hakikat sırrını andan anladım. Evliya meydanın gördüm bu gece. Mürşidim Muhammed bildim yolumu. Rehberim Ali'dir verdim elimi. Tığ bend ile bağladılar belimi. Erenler sırrına erdim bu gece. Erenler sırrına ermek, Aleviliğin bin yıllarca çeşitli gelenek ve inanışlarının arkasındaki özü, yani Aleviliğin Allah inancını bilmekten geçer. Alevi inanışına göre daha evren yaratılmadan önce Hak yokluk makamındayken kendi içine döner ve kendinden yansıyan bir ayna görüntüsüyle kendinin ihtişamını seyreyler. Kendindeki bu özle aşk saçar. Aşk da bu kusursuz hazinenin bilinmesi için görünür aleme çıkar. Ve kendindeki ışık huzmeleriyle kendi nurunu yansıtır. Bu ışık aklı kül olan ilahi bilinçtir. Ve bütün akılları kapsar. Ancak görünmez ve görünür alemin bir bütünlük haline gelmesi ise ikiliği meydana çıkarır. Bu, yaradan ve yaratılanın algılanmasıdır. İşte Allah da, algılanması ve bilinmesi zor olan, kendi nurunun yansıması olan aklının üzerine düştüğü gölgesinden bir şekil vererek külli nefsini yaratır. Külli nefs, Hakk'ın görünür aleme çıkmış olan aşk, hayat, şekil ve beden verme gücüdür. İşte bundan dolayı Hak, gizli hazinesindeki cevherini de
varlıkların görünüş alanına çıkıp ve hayat bulacağı yansımasını da rahim tecellisiyle gösterir. Bu tecellinin görünüş alanında bile külli nefs boşlukta sallanıyor gibidir. Bunu bir çeşit ayna ya da bir fotoğraf negatifi olarak da düşünebiliriz. Külli nefs, Allah'ın kendinden üflediği nefes vasıtasıyla üzerine yansıyan öz ruhunu, yani ilahi bilincini bozup çarpıtmadan olduğu gibi yansıtır. İşte bundan dolayı bütün dinlerde de akıl, ruh ve nefes arasında bir bağlantı vardır. Kısacası külli nefs, külli akılla birleşerek bedenlenmiş ruhu oluşturur. Yani ruh bedendir ya da Alevilikte can bedendir. İnsanı kamildir. Evrende var olan her şey yaratan Allah, yaratılmış külli nefs ve insanda beden bulmuş külli aklın sonsuz birlikteliğinden oluşur. Bunlar Hakk'ın değişik sıfatlarıdır. Aynı nurdur. Yaratılışın bu üç ilkesi Alevilikte Allah, Muhammed ve Ali üçlemesiyle tanımlanır. İşte Alevilik, insanın tanrısal birliğe ulaşmak için maddi alemiyle manevi alemi birleştirerek geçeceği yolun adıdır. Bundan dolayı Muhammed sırrın kapısı, Ali kapıyı açacak anahtardır. Ali, insan kalbindeki ilahi ruhun, insanın kendini tanımasının adıdır. Gel beri gel şu meydanı bilirsen, yedi kere konup göçen Ali'dir. Şu meydandan eğer konup geçersen, hak ile batını seçen Ali'dir. Ehl-i Beyt ve 12 İmam soyuyla birlikte Maveraü'n-Nehre kadar gelen bu inancı, Ahmet Yesevi ile birlikte Türkistan'dan başlayarak Orta Asya ve Anadolu'daki Türkmen aşiretlerine bir irşat öğretisiyle anlatarak yaşatan Yesevilik, Aleviliğin çağdaş, evrensel ve bilimsel ölçülerle anlaşılmasının kapılarını açmıştır. Anadolu Aleviliği, Ahmet Yesevi'den el alıp batıya gelen halifelerince yüceltilmiş olmakla birlikte Hacı Bektaş'ın öğretisiyle Anadolu'da yayılmıştır. Alevi inanışındaki anlatıma göre daha mazlum bir yaratık bulamadığından güvercin donunda gelmiş Anadolu'ya. Bir elinde ceylan, bir elinde aslan. Sevgi muhabbeti kaynar, yanar ocağımızda. Bülbüller şevkle gelir, gül açar bağrımızda. Hırslar kinler yok olur, aşkla meydanımızda. Aslanlar, ceylanlar dosttur kucağımızda. Burada temsil edilen ceylanla aslan, insanın içindeki ceylan ve aslandır. Nefsle kişiliğin, ruhla bedenin, içteki erkek ve dişinin uzlaştığı, barış içinde yaşadığı sonsuz bir huzurdur. Dünya barışına giden yol, içteki huzurdan geçer. Bütün kadim öğretilerin uzlaştığı özdür bu. 13. yüzyıl, Anadolu'nun isyanlar, işgaller ve talanlar arasında acı çektiği yıllardır. Bir yandan Moğolların yakıp yıktığı, bir yandan beylikler arasında süren savaşların bıktırdığı Anadolu halkı, bu vahşet ve gözyaşı arasında üç isme yüzünü döner. Suluca Karacahöyük'te Hacı Bektaş-ı Veli, Konya'da Mevlana ve Eskişehir'de Yunus Emre. Onların dillerinden dökülen sözler, yaşadıkları çağın zulüm ve kıyımlarına ters bir duruşu sergilemektedir. Bundan dolayı Anadolu erenleri, yaratılanları sevmeyi ve onlara tek bir gözle bakmayı öğretirler. Ve bu öğreti sayesinde Anadolu, Trakya, Balkanlarda yaşayanlar birbirlerini sevgiyle kucaklamayı öğrenirler. Bütün dinler aynı hakikati anlatmaya çalışırlar. Hakikat tektir ama ona giden yollar çoktur. İşte bu bilindiği için Alevilikte dini önyargılar yoktur. Kendi noksanını bilip arif ol. Kimsenin aybını gözetme gönül. 73 millete bir nazarla bak. Hak sevmiş yaratmış. Söz etme gönül. Eline, diline,
beline diyerek çok yüksek bir ahlak anlayışını yerleştirmiş. İncinsen de incitme diyerek hizmeti inancının temeline koymuştur. Halka hizmet et. Konuğa hizmet et. Mürşide hizmet et. Dergaha hizmet et. Kimseye haset etme demiştir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin Anadolu'ya serptiği aşk aslında Aleviliğin de özüdür. Bağlama is the crown on string and the provincial songs are the verbal definition of it. The words of the are converted to God's words. Now we'll hear the songs from the valuable master Alekber Çiçek. Le baglama est le courant à fil et le deuil son expression. Dedans les deuil, les mots se transformant et la parole de Dieu. Tout d'abord, notre grand maître, Monsieur Alekber Çiçek, avec son premier deuil. Cem'den hemen önce Alekber Çiçek'i dinleyeceğiz beraberce. Bağlama telli Kur'an, deyişler onun sözel açılımı. Deyişlerde kelamlar, kelimeler kelama dönüşür. Ve alkışlarınızla Alekber Çiçek. Talip olamaz. Her
gizli pervanelikte Sıdkı ismi buldum divanelikte İçtim şarabını mestanelikte Kırklar cebinde dara düş oldum Kırklar cebinde dara düş oldum Kırkların ceminde haydar 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 dostlara düş ol. Özümü kattım İnsan sıfatından Çok geldim gittim Bülbül oldum Firdevs Bağında öttüm Bir zaman gül için Zare düş oldum Bir zaman gül için Zare düş oldum Bir zaman gül için Haydar 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 Haydar, 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 dostlar ediş olsun. Sisters and brothers, now we'll experience Cem all together to reflect the thousand years old Alevi Bektaşi Mevlevi faith. Please do not applaud during the rituals because Cem is not a show. The truth is hidden the heart of the one who knows what we see a mere reflection of the truth. Cem ritual will be conducted by Ali Rıza Uğurlu, president of the Alevi Islam Religion Services. Now, let's say who to the truth. Chers amis, nous allons vivre ensemble le Cem qui s'avère être une réflexion de la croyance Alevi Bektaşi Mevlevi. Nous vous prions à ce stade de ne pas applaudir. Cem n'était pas une représentation ni un spectacle. La vérité est cachée dans le cœur de l'homme mature. Et ce qui en évident est seulement l'effection de vérité. C'est Monsieur Ali Rıza Uğurlu qui conduit la cérémonie de Cem. Et maintenant, nous disons où la vérité. Değerli dostlar, canlar, binlerce yıldır süre gelen Alevi Bektaşi Mevlevi inancının bir yansıması olan Cem'i beraberce yaşayacağız. Bu esnada ritüellere alkışlarla eşlik etmemenizi rica ediyoruz. Zira Cem bir gösteri ya da şov değildir. Siz de Cem'e aşk ile Allah Allah nidalarınızla katılabilirsiniz. Hakikat Kamil'in gönlünde gizlidir. Aşikar olan yalnızca hakikatin yansımasıdır. Cem'imizi Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Ali Rıza Uğurlu Dede yürütecektir. Ve şimdi gerçeğe hü diyoruz. Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı adına cümlenizi selamlıyorum ve saygılarımı sunuyoruz efendim. Bizler yeryüzünü mabet edinmiş bir peygamberin aydınlık yolunu sürenleriz. Bugün burayı, bu mekanı
bizler de mabet edinip cem olacağız. Yüce Rabbimden niyazım, ülkemizin birliğine, barışına, inançlar arası hoşgörüye vesile olsun. Birlikte cem olacağız. Birlikte tevhid yapacağız. Birlikte Allah Allah diyeceğiz. Diyeceğiz, diyeceğiz ama kendi dilimizle Türkçe olarak diyeceğiz. Türkçe olarak Tanrımıza yakaracağız. Öncelikle dara duracağız. Dar kıyamdır. Ayağa kalkıp özümüzü sorgulamaktır. Ruhumuzu da arındırmamız lazımdır. Zaten dinin tarifi de ruh fezasında yükselmenin adıdır. Birbirimizden razılık alacağız. Razılık bireye mahsustur. Arınmaktır. Gönül kırdıysa, kul hakkını yediyse onun özrünü dilemelidir. Neden Allah Allah diyoruz? Neden amin değil de neden Allah Allah diyoruz? Allah kelimesi hepinizin bildiği gibi bir zikirdir. Bu zikir de her insanın haline uygun en ideal zikirdir. Çünkü Allah lafzı, ilahi isim ve sıfatların tek kelimeyle özeti olup onunla zikreden muhtaç olduğu tecelli neyse ona ulaşır. Kula düşen, Yaradan'ın bütün isimlerini bünyesinde toplayan Allah lafzına sığınmaktır. Amin, öyle olsun, kabul ettik anlamındadır. Nasıl zikrediyorsanız Yüce Rabbim kabul eylesin diyorum. Çera uyandıracağız. Nur suresinin 35. ve 36. ayetlerine biyanen, hepinizin bildiği gibi nur ışıktır. Kandil nasıl ışık verip karanlığı aydınlatıyorsa bizler de çera gibi ışık vermeliyiz. Bilimle donanmalıyız. İnsanlığa yararlı olmalıyız. Süpürge hizmetimiz var. Göreceksiniz biraz sonra. Süpürge ile ilgili Hacı Bektaş Velimiz şöyle buyuruyor. Söyle inananlara. Gönül evlerini alçak gönüllülük, aşıklık süpürgesiyle süpürsünler. Hırsı, nasılın, içini, münafıklığı, hainliği, çekememezliği, dedikoduyu süpürüp atsınlar. Süpürge manevi iç temizliğimizin semboludur ve inanç da bir iç dünya olayıdır. Su dağıtacağız, tabi sembolik olarak yapacağız. Yüce kitabımız buyurur ki, bütün canlıları sudan yarattık ve Rabler onlara en temiz içeceklerden ikram edecek. Su can verendir, diriltendir, su paklıktır, arılıktır ve Alak suresinde de insanın sudan yaratıldığını belirtir. Can verenin ve Kerbela şehitlerin anısına biyanen su dağıtacağız. Efendim ayağa kalkacağız en son, el ele tutuşacağız, el ele tutuşup mersiye söyleyeceğiz. Cemimizde hep birlikte bunu yapacağız. Bütün canlarla birlikte Allah Allah diyeceğiz. Ve bugün de mübarek kutsal bir gün, o kutsal günün yüzü su hürmetine dualarımız kabul olur inşallah diyorum. Evet, şimdi cemimize başlayacağız efendim. Cemimize başlarken hep birlikte lütfen bugün Alevisiyle, Sünnisiyle kardeş olduğumuzu hep birlikte bir teyit edelim. Bir ayağa kalkalım, bir dar duası verelim ve ondan sonra cemimize başlayalım. Bismillah, Allah Allah. Geldiğiniz yoldan, durduğunuz çardan, çardirden şefa. Darlarınız, divanlarınız kabul ola. Muratlarınız hasıl ola. Dergâh-ı ilahiye yazılmış ola. Darına durduk ya Allah. Divanına durduk ya Muhammed. Keremine sığındık ya Ali. Ya Rabbi, darlarımızı, divanlarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Gerçegehü. Buyurun oturun. Canlar, yolumuz rıza yoludur. Biz size teslim edeceğiz. Biz sizin özünüzdeki hakka teslim edeceğiz. Özünüzdeki hakla dar ve didar olacaksınız. Lütfen aranızda dargın, küskün var ise barışmanız lazım. Aranızda dargın, küskün yok ise Allah'a eyvallah deyiniz. Birbirinizden razı mısınız? Birbirlerinize haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor iseniz edeb erkan, sükut-i lisan, mümine nişan. Birbirinize sarılın bakalım, ihtiyaç var ülkemizin.
Fahri kainat, verelim Muhammed Mustafa'ya ve Ehl-i Beytine salavat. Hep birlikte İhlas Suresi. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Söyle ki gündüz gece, Tanrı tek, Tanrı yüce. O doğmaz, doğurmaz. Kimse ona tek olmaz. Fatiha, esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Hamd evrenler sahibi yüce Allah içindir. Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir. Günü gelince ancak odur hesap soracak. Tek sana tapan, senden medet umanlarız biz. Sapıtmışlar yoluna düşmekten koru bizi. Doğru yoldan ayırma bir zaman Rabbimiz. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulullah. Esselatu ve selamu aleyke ya Aliül Veliyullah. Esselatu ve selamu aleyke ya Hatice-i Kübra, Fatime-i Zöhra, Hayral Nisa. Esselatu ve selamu aleyke ya Hasan-ı Müşkâh. Esselatu ve selamu aleyke ya Zeynel Aba. Esselatu ve selamu aleyke ya Ali Rıza Şah Horasan, ya İmam Muhammed Taki, ya İmam Şah Ali El Naki, ya İmam Hasan Askeri Gazi, ya İmam Mehdi sahib zaman Kutbül Dervan Hüccet-i Burhan. La havle ve la kuvvete illa billahul azim, sadakallahul aliyyul azim. Nur Suresi 35-36. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, Allah. Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah. Onun nurunun örneği içinde çara bulunan bir kandile benzer. Kandil bir sırça içindedir. Allah, Allah. Sırça inciden bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nispeti olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Allah, Allah. Bu ağacın yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık saçar. Allah Allah. Nur üstüne nurdur o. Allah dilediğini kendi nuruna kavuşturur. Allah insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilicidir. Kandil Allah'ın yüceltilmesine ve içerisinde adının anılmasına izin verdiği evlerdedir ki orada sabah akşam onun adı hamd edilir, zikredilir. Çera örüşan, fahri dervişan, zuhur iman, Allah Allah. Himmeti piran, Allah Allah. Piri Horasan, Allah Allah. Kuşadı meydan, Allah Allah. Kuvve-i Abdalan, Allah Allah. Kanuni evliya, Allah Allah. Gerçek erenler de mine hü. La feta illa alila seyfe illa zülfikar ve binuru azametike ya Allah. Ve bi nur nübüvvetike ya Muhammed. Ya Muhammed, ya Muhammed. Ve bi nur velayetike ya Ali. Ya Ali, ya Ali. Çün çera uyandırdık fahri hüdanın aşkına. Allah Allah. Seyyidül Kevneyn Muhammed Mustafa'nın aşkına. Allah Allah. Saki Kevser Ali El Mürteza'nın aşkına. Allah Allah. Hem Hatice-i Fatıma ol Hayrun Nisa'nın aşkına. Allah Allah. Şah Hasan Hulki Rıza hem Şah Hüseyin-i Kerbela Allah, ol Allah, İmamet ki ya Zeynel Aba'nın aşkına. Allah Allah. Hem Muhammed Bakır ol kim Nesli Paki Mürteza Allah, Allah. Cafer-i Sadık Rehnuman'ın aşkına. Allah Allah. Musa-i Kazım Serfiraz-ı Ehli Hak Allah, Allah. Hem Ali Musa-i Rıza-i Sabiran'ın aşkına. Allah, Allah.